Ve bugün mecliste heyecan dorukta, seçimler var. Yeni meclis başkanı seçilecek. Kimlerin isimlerin ön plana çıkıyor ve siyasette sıcak gündemde ne var? Meclise bağlanacağız. CNN Türk Ankara temsilcisi Dicle Canova'nın yayın konukları olacak. Önemli siyasetçi ve gazetecilerle süreci değerlendirecek. Dicle, söz sende. Mehmet. Merhabalar, tekrardan meclis bahçesindeyiz. Aslında geçtiğimiz günlerde de yoğunluklu bir şekilde buradan özel yayınlarımız oldu. Önce milletvekilleri yemin etti, ardından Cumhurbaşkanı yemin etti, göreve başladı. Bugünse yeni kabine üyeleri yemin edecek ve tabii bir önceki kabinenin bakanları da yemin ederek milletvekili görevlerine başlayacaklar. Sonrasında ise Türkiye Büyük Millet Meclisi 28. dönemin ilk yarısı için meclis başkanını seçecek. En güçlü isim Numan Kurtulmuş. Cumhur İttifakı'nın adayı olarak bu seçimde yer alacak. Onun yanı sıra CHP'den Tekin Bingöl, İyi Parti'den Cihan Paçacı, Yeşil Sol'dan Külay Hatimoğulları Oruç, Saadet Partisi ve Geleceğin desteklediği Serap Yazıcı Özbudun'la Deva Partisi'nden Mustafa Yeneroğlu da meclis başkanlığına aday. Hemen hatırlatalım, Demokrat Parti'nin de 3 milletvekili var. Onlar da Tekin Bingöl'ü, yani CHP'nin adayını destekleyecekler. Şu sıralarda da mecliste bir basın toplantısı yaparak bu kararlarını, açıklamalarını bekliyoruz. Gün boyu değerlendirmelerimiz olacak. İlk konuğum Efkan Ala, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Bugün hava güzel, evet. Açık. Yağmur bulutu yok. Sakin sakin yayın yapacağız gibi duruyor meclis bahçesinden. Siyasi hava da böyle. Siyasi hava da öyle biraz, evet, değil evet. mi? Önce onu soracaktım. Yani AK Parti'nin yeni vitrini nasıl bir profil? Hem kabine hem yeni grup, nasıl yorumlarsınız? Seçim süreci bayağı hararetliydi. Yani gerçekten her iki tarafta, değil mi, biraz hararetli bir seçim kampanyası geçirdik ve iki tarafın da söylemleri daha böyle biraz sert, daha üsluplar. Şöyle, daha sert üsluptan ziyade, yani seçim sisteminden dolayı son iki kişiden biri kazanacak. Hı hı. Ve 50+1 gerekiyor. Hı hı. Dolayısıyla 50+1'i alabilmek için herkes aynı zamanda ince hesaplar yaparak konuşuyordu. Dolayısıyla seçimden sonra ise gerçekten hem meclis çoğunluğunu Cumhur İttifakı'nın bizim almış olmamız dolayısıyla, hem ikinci turda, yani birinci turu böyle 0.50-0.5 puanla kaybedip de ikinci turu rahat bir oranla almış olmamız dolayısıyla Türkiye'de bir bahar havası, siyasete bahar havası geldi. Bahar havasını biz getirdik, yani millet getirdi siyasete. Halbuki Sayın Kılıçdaroğlu'nun sloganıydı o, değil mi? Baharlar gelecek diyordu. Ama onlar işte dediği zaman hep yağmur yağıyordu Türkiye'de. Çok o da bir sıkıntıydı, ama sonuçta millet sandıktan Türkiye'nin 5 yıl daha istikrar içerisinde yönetilmesini sağlayan bir irade çıkardı ve Türkiye'ye gerçekten işte şimdi böyle güneşli bahar havasında program yapıyoruz. Siyasete de böyle güneşli bir bahar havası geldi. Şimdi efendim, siz eski İçişleri Bakanısınız. Şu anda AK Parti'deki göreviniz de dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısı. Yeni kabinenin de gündemindeki iki kritik başlık dış politika ve güvenlik. Ekonomi ayrı, onu sonra konuşacağım. Ama hani hem eski İçişleri Bakanı olarak hem şu an dış ilişkilerden sorumlu isim olarak dış politikanın Hakan Fidan'a, güvenlik ayağında işte Sayın İbrahim Kalın'a, Yaşar Gürel'e emanet edilmesini nasıl yorumluyorsunuz? Şimdi AK Parti ile Türkiye'de bir güvenlik alanında da paradigma değişimi yaşandı. Biz paradigmayı değiştirdik. Biz makas değiştirdik siyasette yaptığımız gibi güvenlik alanında da. Nedir bu? En somut göstergesi, eskiden Türkiye güvenliğini kendi sınırları içerisinde sağlamaya çalışırdı. Yani terör kendi sınırları içerisindeydi, kendi sınırları içerisinde bir muhtıralar, efendim işte güvenlik siyaset çatışması olurdu. Asker sivil ilişkileri yerli yerine oturmamıştı ve muhtıralar verilirdi. Şimdi AK Parti ile birlikte bir siyasette ve güvenlikte bir makas değişimi yaptık. Sorunuz güvenlikle ilgili. Güvenliği artık nereden, hangi odaktan kaynaklanıyor ise ve odak yurt dışında ise, yurt dışında o asıl odağa gidip mücadeleyi orada yapıyoruz. Bakın Suriye'de konsorsiyum kurdular.
ve Suriye'den, Suriye'de biraz otorite boşluğu olunca Türkiye'ye saldırılar başladı. Yani çok ciddi bir, yoğun bir, değil mi? 2015'lerde, 14'lerde yoğun bir terör saldırısı yaşandı. Hı hı. Hemen Türkiye vaziyet aldı ve gittik Suriye'ye, konuşlandık Kuzey Suriye'ye ve oradaki bunların asıl başlarıyla, yani nüvelendikleri merkezleriyle mücadele ettik. Merkezlerinin bulunduğu yerde onları yok etmeye çalıştık, mücadele ettik. Kuzey Irak'ta da Kandil'e gidiyoruz. Efendim, o Kuzey Irak'taki bulundukları bölgelere gidiyoruz. O bölgelerde mücadele ediyoruz. Yani Türkiye'nin içerisine gelmelerine için, fırsat vermiyoruz. Tabii, sınır içiyle beraber içerisine, sınırın dışında asıl da. Asıl sınırın dışına taşıdık terörle mücadeleyi. Şimdi bu konsept devam ediyor. Yani bu devam edecek ve asıl önemli olan şey de bu paradigma değişimi de budur. Yani kendi içeri bekleyen değil, giden. Terörün saldırmasını bekleyen değil, terörün üzerine giden. Hı-hı. Bulundukları yerde imha etme politikasını güden bir anlayış benimsendi. İşte orada... Ve vatandaşla da teröristi tamamen ayıran bir demokratik proses ve anlayış içerisinde bu bizim terörle mücadele anlayışımız yürütülmeye çalışıldı. Yani bizim temel olarak değiştirdiğimiz şey budur. Bir de izninizle siyasette de yaptığımız değişiklik dolayısıyla mesela asker, bakın bugün biz MGK'yı değiştirdik. Askeri Şura'nın yapısını değiştirdik, değil mi? Hı hı. Milli Güvenlik Kurulu'nun toplantılarını bugün kimse takip etmiyor ve Cumhurbaşkanlığı'nın hükümet toplantılarını takip ediyor. Eskiden sizler bir hafta önceden gardınızı alırdınız, konuşlanırdınız. MGK'da acaba ne denecek, siyasete nasıl bir dizayn verilecek, değil mi? Bunlar hep geride kaldı. Şimdi Cumhurbaşkanı'nı halk seçsin dedik. Onu da getirdik. Cumhurbaşkanı devletin temsilcisi, devletin tepesi. Eskiden Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ne kadar büyük sorunlar yaşanırdı, değil mi? Yani ruhturalar verilirdi falan. Hiç normal bir dönem olmadı. Ama halka verince halkla 15-20 gün, bir ay bir seçim kampanyası dönemi oluyor. Sonra Cumhurbaşkanı seçiliyor ve kabinesini kurup ertesi gün işe başlıyor. Şimdi bu sistemi de değiştirdik. Genelkurmay Başkanlığı Milli Savunma Bakanlığı'na bağladık. Ve ordumuz güçlendi. Savunma sanayinde İHA'lar, SİHA'lar ürettik ve ordumuz güçlendi. Bu neyi sağladı? Eskiden 4 yerde yurt dışında Türkiye'nin başka ülkelerde askeri varlığı vardı. Şimdi 16 yerde var. Onun için çok şey değişti. Yani güvenlik konsepti de dolayısıyla toptan aslında değişti. Biz başka ülkelerin, Somali'nin, Libya'nın, Irak'ın, Suriye'nin güvenliğine katkıda bulunuyoruz. Eskiden bizim Türkiye'nin içinde çekişmiş vardı. Şimdi onu soracaktım. Evet. Tabii güvenlik de aslında diplomasi de bir arada yürütülen iki tabii önemli başlık. Dolayısıyla dış politikaya da eski MİT Başkanı Hakan Fidan'ın getirilmesi, konulara hakimiyet ve en derin boyutuyla bilmesi açısından önemli elbette ki. Şimdi dediniz ki sınır ötesindeki konsept devam edecek. Terörle yerinden mücadele konsepti. Peki Suriye'de bir de sığınmacı problemi vardı. Seçim boyunca da bu çok konuşuldu. Hatta işte Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun öne çıkardığı söylem bu oldu ikinci turda. Şimdi peki hükümetin önünde böyle bir problem var. Suriye'de bir yandan terörle mücadele, diğer yandan sığınmacıların tekrar yerlerine, yurtlarına döndürülmesi meselesi. O noktada Suriye yönetimiyle başlatılan bir süreç vardı. Şimdi peki ne görürüz? Bundan sonrasına ilişkin yeni adım Erdoğan'la Esad'ın görüşmesi mi olur? Ne beklemeliyiz? Bir kere Sayın Hakan Fidan'ın Dışişleri Bakanlığı'na gelmiş olması ve hem kendisini yakinen mesai arkadaşımız, başından beri tanıyoruz. Çok donanımlı, kaliteli ve işini bilen, yani ne yapacağını bilen, politik aklı olan, entelektüel birikimi olan bir arkadaşımız. Orada bütün meseleleri zaten bulunduğu görev itibariyle de biliyor. Daha önce de başbakanlıktaydı. Ondan önce de TİKA'daydı, TİKA başkanıydı. Yani yurt dışında Türkiye'nin bütün yatırımlarını, restorasyonlarını, kültürel faaliyetlerini yürüten birimin başındaydı. Dolayısıyla dış politikayı çok içinden birisi olarak biliyor ve hem de güvenlik boyutuyla biliyor. O bakımdan Türkiye'nin ivmesine ivme kazandıracaktır. Türkiye bugün bölgesel güç, küresel aktördür. Bunu devam ettirecektir. Suriye'de
zaten bir görüşme başladı. Değil mi? Dışişleri Bakanları aracılığıyla. Savunma. Şimdi savunma. Şimdi de o süreç devam edecektir. Biz zaten buradaki buraya göç etmiş olan Suriyeli kardeşlerimizi ne yaptık? Orada Kuzey Suriye'de belli bölgeleri yaşanabilir hale getirdikten, güvenli bölge olarak oluşturduktan sonra 600 bine yakın Suriyeli'yi geri gönderdik. Gittiler orada, şu anda orada yaşıyorlar. Bundan sonra burada olan diğer Suriyelileri de her görüşme sonunda görüşmeler yaparak, orada safe yani güvenli alanlar oluşturarak ve orada kalacakları yerleri, tabii insan yani bizim biz insani politikayı bütün bu bölgesel güç, küresel aktör diyoruz ama bunun temelinde bizim insan odaklı politikamız var. İnsani politika. Biz ona erdemli politika, dış politika diyoruz. Bu dış politika başka ülkelerden de böyle görülüyor. Yani Afrika'da bizim varlığımız çok fazla ve bunu hep yazanlar da işbirliğiyle geliyorlar buraya. Burada insanlara dokunuyorlar diye yazıyorlar. Sayın Suriye'de Ala, böyle olacak. Yani peyderpey gönderilecek. Çok az bir vaktim kaldı. Ama şunu da merak ediyorum. Siz daha önce Amerika'ya gitmiştiniz. Amerika ile ilişkiler ne olacak? Bu da bizim için önemli çünkü yeni süreçte. Orada iki kez F-16'larla ilgili görüşmelerde, temaslarda bulundunuz. En son İsveç'in NATO üyeliği üzerinden bir mesaj geldi Senato'da. Şimdi ne görürüz? Nasıl ilerler? İsveç NATO üyeliğine kabul edilir mi? Mecliste onanır mı Haziran ayından sonra? Ve tabii Amerika'ya tekrar gitmeyi düşünür müsünüz F-16'larla? Şimdi bence şu meclis şimdi açılıyor değil mi? İşte meclis başkanını seçiyor, açıldı. 1877'den beri bizim meclisimiz var ve Cumhuriyet dönemiyle ilk meclis kuruldu. Ondan sonra da kurumsallaşmış bir yapı. Türkiye 2500 yıldır devlet geleneği olan bir devlettir. Dolayısıyla sorunlar her zaman vardır. Sorunları çözerek diplomatik yollarla devam etme konusunda dünyada sayılı birkaç devletten biridir. Onun için biz sorunlardan korkmayız. Sorunları diplomatik yollarla çözerek devam ederiz. F-16'lar da öyle. O iki görüşmeleri 60'a yakın biz kongre üyesiyle, senatör ve temsilciler meclis üyesiyle görüştük ve orada Türkiye'nin tezlerini aktardık. Onların taleplerini ve değerlendirmelerini dinledik. Hepsi olumluydu. Şimdi yeni bir durum oluştu tabii. İsveç ve Finlandiya. Finlandiya meselesi çözüldü. İsveç meselesi de çözülecektir. Bakın İsveç anayasasını değiştirdi. Anayasasını bizim talebimiz doğrultusunda Türkiye yakın tarihinde, Cumhuriyet tarihinde görülmüş iş değil. Yani başka bir ülke Türkiye'nin talebi doğrultusunda mevzuatını değiştiriyor ve onun uygulamasını da şimdi Haziran ayında göreceğiz. Yani uygulamaya da ona yeni bakıp, geçirecekler. Tabii biz uygulamalarda onu görüşmelerde yapıyoruz. Dolayısıyla ben şundan eminim. İsveç gereğini yapacaktır. İsveç gereğini yaptığı zaman da Türkiye gereğini yapacaktır. Ve Amerika Birleşik Devletleri ile bizim ilişkilerimiz de dünden olmuş değil, kurulmuş değil. Yarın da bozulacak değil. Yani büyük transatlantiğin yol alması gibidir bir okyanusta. Zaman zaman dalgalar olur. Sarsılma de gemi ilerlemeye devam eder. Tamam. Çok teşekkür ediyorum Efkan Ala. AK Parti Genel Başkan Yardımcısıyla konuştuk. Dış ilişkilerden sorumlu isimdi. Şimdi yeni bir konuğumuz olacak. Birazdan da onu yanımıza alacağız.